Bel fıtığı nedir? Bel fıtığı omurgadaki disklerin birbiriyle sürtünerek veya herhangi bir vasıta kalarak yırtılması veya sinirsel sıkışmadır. Baktığınız zaman belirtileri nasıl anlayabiliriz? Bel bölgenizde ağrı, bacaklarınızda ağrı, bacaklarınızda uyuşma tarzı belirtileri görebilirsiniz. Bunları doktora giderek tespit edebilirsiniz. Öncelikle bel fıtığını anlamak için kesin bir doktora gitmeniz lazım. Doktorun size teşhis koyması lazım. Bu teşhisi koyduktan sonra da bunun çözümü üzerine gitmeniz lazım. Bel fıtığının nedenleri. Neden bel fıtığı olur? Birincisi yaşlanma. Yaşa bağlı olarak omurgaların kullanımından dolayı sinirlerin sıkışması, yıpranması, eskimesi, çok ağır yükler kaldırmak, yükleri yanlış kaldırmak, çok ağır ve yanlış antrenmanlar yapmak veya genetik faktörler bel fıtığı için nedenlerinden yer alabilir. Bel fıtığınız var, bunu hissettiniz veya tahmin ettiniz veya ağrınız var, doktora gittiniz. Doktor bel fıtığı teşhisini koyduktan sonraki süreçte sizin bel fıtığınızın iyileşmesi, düzelmesi çok zordur. Bunu düzeltmek için belli başlı hareketler veya egzersizler yapmanız gerekli. Ama altını çizerek söylüyorum, burada doktorunuzun size onaylaması, egzersiz yapmanız gerektiği konusunda tavsiye vermesi çok önemlidir. O yüzden mutlaka bir spor salonlarında eğer belinde sıkıntı olan, fıtığı olan insana çalışırken mutlaka doktor raporu veya heyet raporu istiyoruz. Bu bizim ön şartımız. Bel fıtığı olan insanlar nasıl egzersizler yapabilirler? Öncelikle ilk başta herhangi bir ağırlık kaldırmıyorlar. Çünkü bel fıtığı oluşumunda nedenlerinden bir tanesi ağırlık kaldırmaktır ve bilinçsiz ağırlık kaldırmaktır. Bu sebeple herhangi bir yükü, çok yüksek ağırlığı kaldırmıyorlar. Bel fıtığı olanlar bel bölgesindeki sinirleri, uyuşukluğu, kas güçsüzlüğünü gidermek için stretching yani esnetme yapabilirler. Bunu bir süre ödedikten sonra yine bel bölgesi, kor bölgesi, kor dediğimiz karın, bel ve kalça bölümünü güçlendirme gereklidir. Bel fıtığı nedenlerinden bir tanesi de güçsüz karın kasları, güçsüz kalça ve bel kas grupları yer almaktadır. Ekstra olarak bazı sporcularda fazla spordan kaynaklı, fazla antrenmandan kaynaklı bel fıtığı görülmektedir. Bu iki konum ayrıdır. Çünkü sporcular bel fıtığı olarak da spor yaşantına devam edebilmektedir. Fakat normal insanlarda konu böyle değil. Dediğim gibi stretching ve esnetme hareketleriyle başlarlar. Daha sonra kendi vücut ağırlıklarıyla yavaş yavaş bel bölgesi, kalça bölgesi, karın bölgesini kuvvetlendirmeye başlayabilir. Örneğin belin alt ve arka grubu için belli başlı bazı hareketler var. Onları uygulayabilirler. Yine kalça için sadece vücut ağırlığı hareketler var. Onları uygulayabilirler. Ve yine karın bölgesi, ekstra kor bölgesi için belli başlı hareketler var. Tabii doktorun onayında ve gösterdiği doğru yolda bunları uygulayabilirler. Doktorunuza gittiniz, doktorunuzla bel ağrınızdan şikayette bulundunuz ve doktorunuz sizi kontrol ettikten sonra bel fıtığı teşhisi koyabilir. Bu teşhisi aldıktan sonraki süreçte doktorunuz size yönlendirme yapacak. Nasıl bir yönlendirme yapacak? İlk başta oradaki kas grubunu kuvvetlendirmeye ve oradaki sinirlerdeki baskıyı azaltmaya yönelik hareketler verecektir. Bu hareketleri evinizde veya spor salonunuzda uygulayabilirsiniz. Özellikle fıtığın etrafındaki iç ve dış kas gruplarını kuvvetlendirmeniz gerekmektedir. Neden? Bunu yaptığınız zaman omurgaya binen yük azalacak ve bu yük azaldıkça bel fıtığınızdaki ağrı da azalacaktır. Akabinde kaslarınız ne kadar kuvvetlenirse bel fıtığınızın size bıraktığı hissiyat o kadar az olacaktır. Ve zamanla vücudunuza verdiğiniz yük, antrenmanlarınız, günlük yaşamınız, kaliteniz artacaktır. Tabii tekrar ediyorum, bunun en başında doktorunuzun onay vermesi çok önemli. Ve doktorunuzla beraber bu süreci yönetmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda antrenman da yapabilirsiniz. Belli bir süre sonra bel kas grubunuz kuvvetlendikten sonra da antrenmanlara devam edebilir, ağrılarınız azalabilir.